İnegöl Fenerbahçeliler Derneği'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle dernek yönetimi tarafından sade bir programla kutlandı. Düzenlenen programa Kaymakam Ali Akça, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Cemal Arık ve dernek yönetimiyle çok sayıda dernek üyesi katıldı. Kahvaltının ardından bir açıklama yapan Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cemal Arık şunları söyledi. Tane bir kahvaltıyla bir araya geldik. Ülkemizin içinde bulunduğu, özellikle yurt içi ve yurt dışından şehit haberlerinin geldiği günlerde eğlencelerle yüklü bir 10. yıl kutlaması yapmak istemedik. Sessiz, sakin. Bu arada yanımızda devleti temsil eden değerli İnegöl'ün üst düzey yöneticileri var. Cephelerde şehit düşen, ülke savunmasında şehit düşen, şurada yaşayan arkadaşlarımızın ve aziz milletimizin huzur ve güven için, yaşaması için şehit düşenlerin Allah mekanlarını cennet etsin, yaralılara Allah şifa versin, ailelerine sabır versin diyerek bugün buraya niye toplandığımızı 3-5 kelimeyle izah etmek istiyorum. Tabi kurarken hani biz taraftar derneği kuruluyor dendi. Ama biz şunu biliyorduk ki bir takımın taraftarı olmak veya bir spor kulübünün yöneticisi olmak, o spor kulübünün yaptığı iş sadece futbol oynatmak, tribünlere insanları toplamak değildir. Biz örneğin Fenerbahçeliler 36 spor branşında faaliyet gösteriyoruz. Bunun içinde en son yaptığımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni kurduk. Düşünün yani ilkokullar, ortaokullar falan zaten acizane şu 10 yıllığını kutladığımız İnegöl Fenerbahçeliler Derneği bile İnegöl'de bir ana sınıfı olan İlkokul ve ortaokulu bir arada bulunan, o zamanki adıyla ortaokul, bugünkü adıyla Hamamlı Fenerbahçeliler Derneği okulunu yaptık. Daha ne yapsaydık? Daha sonra Kaymakam Ali Akça da bir konuşma yaptı. Uzun bir söylem gerçekleştirdi ve bugün buradaki davet sebebinin 2007 yılı Şubat ayında Fenerbahçeliler Derneği'nin kuruluşunun 10. yılı olduğunu bizlerle paylaştı. 10 yıl bir derneğin kuruluşuna baktığınızda belki çok uzun bir zaman dilimi değil. Ondan çok daha uzun zamanlar önce kurulmuş dernekler var. Ama bu 10 yıl içerisinde Fenerbahçeliler Derneği'nin İnegöl'de yaptıklarını paylaştı. İşin doğrusu ben bütün futbol takımlarını severim ama tuttuğum takım başka bir takım. Galatasaray. Galatasaraylı olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. İnegöl'de İnegöl Fenerbahçeliler Derneği'nin bu 10 yıllık süresi içerisinde yaptığı faaliyetlerden en az bir Fenerbahçeli kadar gurur duydum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.